Ey fa'iddu. kardeşlerim, bugün için hazırlık yapın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar, gelmiş ve geçmiş günahları bağışlanmış bir resul idi. Gelmiş ve geçmiş günahları bağışlanmış. Ma taqaddeme min zenbika ve ma Senin gelmiş ve geçmiş günahlarını biz bağışladık diyor Allahu Teala. Buna rağmen kabir, cenaze, ölüm gördüğü zaman başvuru ağlamaya. Allah'ın peygamberi olmasına rağmen Allah nasıl olsa beni affeder. Ben cennete gireceğim demiyor. Başlıyor ağlamaya ve ne diyor? Ya ihvani, ey arkadaş kardeşlerim, limis lehazel yevmi fa iddu, fa iddu. Böyle bir gün için hazırlanın. Müsned'de Bera bin Azib'den şöyle rivayet etmiştir. Resulullah'la birlikte Ensar'dan bir adamın cenazesine katıldık. O adam gömülmeden kabrine vardık. Resulullah oturdu. Biz de onun çevresine oturduk. Sanki başlarımızda kuş vardı. Yani hiç de bilmiyorduk. Resulullah'ın elinde bir değnek vardı. Ve bununla yere bir şeyler çiziyordu. Sonra başını kaldırıp iki üç defa kabir azabından Allah'a sığının dedi. Sonra şöyle buyurdu. Mümin kul dünya ile ilgisini kesip ahiret öneldiği zaman beyaz müzlü melekler onun yanına iner. Sanki yüzlerinin üzerinde güneş vardır. Beraberinde cennet kefenlerine bir kefen ve cennet kokuları bulunur. Melekler o kimseden gözün görebildiği kadar uzak bir mesafede otururlar. Sonra önüm meleği gelir ve o kişinin başında oturup şöyle der. Ey mutmain nefis. Bu hadisi biliyorum. Allah'tan bir mağfiret ve rızaya çık. Onun ruhu su kabının ağzından damlamanın akması gibi akar. Suyun yani su nasıl tık tık nasıl böyle hemen akar hiç zorlanmaz. Ölüm meleği de onun ruhunu alır. Ölüm meleği onu aldığında diğer melekler bir göz açıp kapatacak kadar bir süre dahi o ruhu onun elinde bırakmazlar. Onu hemen alıp ruhunu bu kefenin ve kokunun içine koyarlar. Ondan yeryüzünde bulunan en güzel mis kokusu gibi bir koku yayılır. Mümin kulun karşılayacaklarını yazalım arkadaşlar. Mümin kul dünya ile ilişkisini kesti ahiret yöneldiği zaman. Ya bu çok yanlış bir tercüme olmuş yani. Bu yanlış bir tercüme. Ben de oku yani dünya ile ilişkisini kesip ahiret yöneldiği zaman yani Rabbini yöneldi, dünyayı terk etti öyle anlıyorum. Hadi anlamaya çalışıyorum. Sonra hadi hatırlayınca anladım. Dünya ile ilişkisini kesip yani mümin kul vefat ettiğinde, vefat etmek üzereyken vefat ettiğinde neler oluyor hadi bakalım. Kim için? Mümin kul için. Oldu mu? Beyaz yüzlü melekler bir, beyaz yüzlü melekler hemen geliyorlar. Beyaz yüzlü melekler iniyor. Evet. İki, bu meleklerin yüzleri güneş gibi parlak. Yüzleri güneş gibi parlak. Başka? Uzak bir mesafede oturuyorlar. Yani yakında değil, mesafede oturuyorlar. 4 Ölüm meleği geliyor. Ölüm meleği geliyor. Ve ruha çıkmasını emrediyor. Bunları yazın arkadaşlar. Bak bunu yazdığınız zaman bunu yazdığınız zaman bir gün geldiğiniz zaman bu acı çok rahat okursunuz. Ama sadece okuyup geçerseniz bu hadisi hatırlayamazsınız. Sıralı yazacaksınız. Ölüm meleği geliyor ve ruha çıkmasını emrediyor. 5. Ölüm meleği geliyor ve ruha çıkmasını emrediyor. Evet. Ruhu hafifçe çıkıyor, hiç zorlanmadan. Böyle tercüme edelim biz. Çıkıyor. Evet yani e, musluktan veya su şişesinden suyun damladığı gibi tık hemen çıkıyor. Yani hiç böyle şey yapmıyor. E, ruh çıkar çıkmaz. Diğer melekler onu hemen alıyorlar. Ruhu diğer melekler hemen alıyor. Başka arkadaşlar? beraberinde getirdikleri misk kokulu kefene sarıyorlar. Oo. Allah hepinizi cennet alsın. Tamam mı? Allah Rabbim hepinizi cennet alsın. Valla yani hadis okuyunca şimdi devamını da okuyacağız arkadaşlar. Hadis okuyunca çok Ümitlendim elhamdülillah. Ve yeryüzüne mis kokusu yayılıyor. Oldu mu arkadaşlar? Devam ediyor. Melekler onu yükseltir. Meleklerden bir toplumun yanından geçtiklerinde melekler mutlaka bu temiz ruh kimdir derler. Onlarda filan oğlu filandır diyerek dünyada ona verilen güzel ismini söylerler. Sonunda bu ruhu dünya semasına ulaştırırlar. Onun için kapın açılmasını isterler ve kapı açılır. Her bir semanın mukarrep olan melekleri onu sonraki semaya uğurlarlar. Sonunda o yedinci semaya ulaştırılır. Allah subhanahu buyurur. Kolumun kitabını elliyinde yazınız. Cennet yani. Ve onu yeryüzüne döndürünüz. Çünkü ben onları ondan yarattım. Ona tekrar döndüreceğim ve onları ikinci bir kere daha ondan çıkartacağım. Sonra onun ruhu yeryüzüne iade edilir. Sonra onun yanına iki melek gelir. Onu oturtarak şöyle sorarlar. Rabbin kim derler. O da Rabbim Allah'tır der. Melekler ona dinin nedir diye sorarlar. Buraların üzerinde durmuyorum. Hızlıca okuyorum arkadaşlar. Dinim İslam'dır der. Melekler ona sizin içinizden gönderilen bu adam kimdir diye sorarlar. O Allah'ın Rasuldür der. Melekler ona bunu nereden bildin diye sorarlar. O kişi Allah'ın kitabını okudum, ona iman ettim ve onu tasdik ettim diye cevap verir. Bunun üzerine gökten bir münadi şöyle seslenir. Kolum doğru söyledi. Onun için cennetten bir yatak döşeyin. Cennetten bir elbise giydirin. Onun için cennete bir kapı açın. Ona cennetin kokusu gelir ve kabri göz görebildiği kadar genişletilir. Daha sonra ona güzel yüzlü, güzel elbiseli, güzel kokulu bir adam gelir ve der ki seni sevindirecek şeyler sana müjdeleyeyim mi? Bu sana vaat edilmiş olan gündür. Mümin kişi ona şöyle der. Sen kimsin? Senin yüzün hayırla gelen bir kimsenin yüzüne benziyor. O der ki: Ben senin salih amelin. O kul Rabbim kıyamet kopar. Rabbim kıyamet kopar. Aileme ve malıma kavuşayım der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Kafir ve hacir bir kul dünya ile ilişkisi kesilip ahirete yöneldiği zaman ona semadan siyah yüzlü melekler iner beraberinde kaba kaba kumaşlar vardır. Melekler o kimseden gözün görebildiği kadar uzak bir mesafede otururlar. Sonra ölüm meleği gelir ve o kişinin başına oturup şöyle derler. Ey mundar kirli nefis Allah'tan bir öfke ve gaza çık. Bunun üzerine o kişinin ruhu cesedinden ne alır? Melekler de demirden şişlerin ıslak yünden çekilip alınması gibi o ruhu çekip alırlar. Yani ee, yün ile şişler birbirine karışır ama böyle kopara kopara çıkartırsın. Yani çıkartamazsın. Hani biraz önce mümin kulun, iyi kulun çıkarıldığı zaman hafifçe çıkarıl dedik ya. Bak ruh hafifçe çıkıyor demiştik ya. İşte bu da böyle. Ölüm meleği onu aldığında melekler bir göz açıp kapatacak kadar bir süre dahi o ruhu onun eline bırakmazlar. Sonra onu bu kaba kumaşların içine koyarlar. O kişiden yeryüzünde bulunan en kötü kokan neşin kokusu gibi bir koku gelir. Melekler o ruhu yükseltirler. Onlar meleklerden bir toplum yanından geçtiklerinde melekler mutlaka bu mundar, bu murdar, pis ruh kimdir diye sorarlar. Onu götüren melekler de filan oğlu filandır diyerek dünyada ona verilen en çirkin en çirkin ismini söylerler. Onun için kapının açılmasını isterler fakat kapı onun için açılmaz. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deve iğne deliğinden geçinceye kadar onlara semanın kapıları açılmayacak ve onlar cennete giremeyecekler ayetini okur. Bunun üzerine Allah subhanahu ve şöyle der. Onun kitabını siccinde yerin en alt tabakasında yazın cehennem yani. Sonra onun ruhu atılır. Resulullah kim Allah'a ortak koşarsa o sanki semadan düşüp Kuşların kaptığı ya da rüzgarın kendisini uzak bir yere attığı kişi gibidir. Ayetini okutun. Nihayet onun ruhu cesedine iade edilir. Sonra onun yanına iki melek gelir. Onu oturtarak şöyle sorarlar. Rabbim kim? O ıh ıh der. Bilmiyorum der. Melekler ona dinin nedir diye sorarlar. O ıh ıh bilmiyorum der. Melekler ona sizin içinizden gönderilen bu adam kimdir diye sorarlar. O bilmiyorum der. Bunun üzerine gökten bir münadi şöyle seslenir. Kulum yalan söyledi. Onun için ateşten bir yatak döşeyin. Ona ateşten bir elbise giydirin. Ve onun için cehenneme bir kapı açın. Böylece cehennemin hareketi ve ilikli, hareketi ve iliklere kadar işleyen sıcaklığı ona ulaşır. O kişinin kabri o kadar daraltılır ki sonunda kaburgalar birbirine geçer. Daha sonra ona çirkin suratlı, çirkin elbiseli, kötü kokulu bir adam gelir ve der ki sana seni üzecek şeyler müjdeliyor. Buralara bir yere bitmesi lazımdı. Bu kadar uzun değil ama. Evet. İkiye böleceğiz o zaman. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani bu hadisleri siz okuyun gelin diyeceğim de hadislerin üzerine durmam gereken şeyler olabilir. Bu yüzden her hadisi okuyacağım ben. Bugün okuyabildiğimiz kadar okuyalım sonra yarın devam ederiz. İşte bu sana vaat edilmiş olan günündür. O kişi ona şöyle söyler. Sen kimsin? Senin yüzün şerle gelen bir kimsenin yüzüne benziyor. O da ben senin kötü amelinim der. O kol, Rabbim kıyamet kopmasın der. O kol, Rabbim kıyamet koparma diye dua eder. Bu hadisin müsnette geçen bir başka lafzında şu ifade vardır. Sonra ona kör, sar ve dilsiz biri gönderilir. Elinde demir bir çubuk vardır ki onunla bir dağ vursa daha toprak olsun. Gelen kişi ona bir kere vurur ve o toprak olur. Sonra Allah onu önceki haline geri çevirir. Gelen kişi ona tekrar vurur. öyle bir çığlık atar ki cin ve insanlardan başka her şey onu işitir. Bera şöyle demiştir. Sonra onun için cehennemden bir kapı açılır ve cehennem yataklarından bir yatak serilir diyor. İbn-i bu bölümde başta söylediğim gibi azap gazap ifadeli ayetleri, hadisleri getiriyor. Resulullah'la birlikteyken bir topluluk gördü. Bunların için toplanmışlar diye sordu. Bir mezar kazmak için diye cevap verildi. Resulullah birden irkildi ve ashabının yanından hızlıca ayrıldı ve kabre vardı. Dizlerin üzerine çöktü. Ne yaptığına bakmak için karşısına durdum. Toprak gözyaşlarıyla ıslanınca kadar ağladı. Sonra bize döndü ve şöyle dedi. Ey kardeşlerim böyle bir gün için hazırlık yapın. Ey kardeşlerim böyle bir gün için hazırlık yapın.